arkadaşlar, bugün tatmadığımız baklavaları tadacağız ve gerçekten çok acayip baklavalar yaptırdık. Kendimiz yapmadık, şey, yaptırdık. Evet. Yanımızda bugün Davut var. Davut hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, sağ olun. Siz nasılsınız? İyidir. Baklavacılık ne yapıyor? Yani ailecek, aile mesleği mi? Aynen, aynen. Aslında biraz yeni girdik ama çok iyi bir çalışma yaptık. Süper. Çok lezzetli tatlar çıkarttık yani. Davut bizim izleyicimiz ulaştı bize, dedi ki abi biz baklava yapabiliyoruz. Size farklı bir şey yapmak ister misiniz dedi. Biz de Serdar düşündük, dedik ki farklı şeyler yaptıralım, normalde olmayan. Burada portakallı, karpuzlu, naneli, muslu ve biberli baklavalar var. Bu biberli mi? Acı biberli. Bunları özel yaptırdık. Normalde senin bir web sitesi satıyorsun galiba. Aynen, baklava.market'ten. İsterseniz ama daha bunları satmıyorsun diye düşünüyorum. Bunlar yok ama bir oyun çıkartabiliriz bunlarla. Evet, alakalı. Olabilir. Bir de normal bir orada bir baklava var. O bugün baklava değil aslında, ne bu? Bu ne bu? Bu sütlü kadayıf. Sütlü kadayıf. Evet. Bunları yedikten sonra biraz... Ağzımız tatlandı. Tamam, bunu en son yiyeceğiz. Arkadaşlar bugün farklı baklava tadacağız. Sen tattın bunu. Nasıl yap? Ustaya mı yaptırdın? Nasıl bir anlat abi süreci? Şimdi biz Serdar abiyle görüştük. Bu tatlıları ben ustama yaptırdık. Beraber yaptık. Ondan sonra... Tattın mı? Ben daha hiç yani bir tanesinden yedim. Evet. Ama diğerlerine hiç daha dokunmadım. Nasıldı? Yani. Acı biberli mi yedin? Acı biberliden yedim biraz. Çok... Neyse görün diyorsun. Bir dakika, bugün herkes birer baklava yiyecek. Bir yiyeceğiz ya. Yani. Böyle ağzı buçuk yemek yok. Birer tane yiyecek miyiz? Biberliden tabii. Bir tane, birer tane alalım Serdar Bey. Alayım anlatılmaz yaşadık. Peki usta ne düşündü? Biz de mesela dedim ki ustacığım bunları yapmak istiyoruz dedim. Net dediler. Nasıl karşıladın? Bunu doğal karşıladın mı yoksa? Hani... Ben biraz kanaldan bahsettim. Şey diyorum, direkt şey diyorum. Oha diyorum içim evler. Hatta kendisi çıkmak istemedi. Benim kariyerimi falan mı yapacaksın dedi. Ustacılar şeyinden. Bir bekleyelim. Ne oldu? İçine bakıyoruz. Abi ne biber koydun? Bakmasak daha iyi. Yapma ya. Abi çok acı duruyor bence. İçine... Sen niye bir tane herkes yemek zorunda gibi böyle iddialı bir cümlede bulundun? Çünkü tadını anca anlarsın diye. Baklava sonuçta öyle bir abi şey ben ya. Ben normalde baklavayı çeyrek ısırdığımda... Yok, baklava anlamaz. Ama burada 5-6 şiş... Hadi o zaman... Ben abi benim için ortadan denk geldi. Ben o daha çok geldi. Çatalla başlıyorsunuz. Ben çatalla yiyebilir miyim? Ben şöyle bir açayım da oradan. Koku güzel. Acı biberli baklava. Tereyağı, şerbet. Sesi de fena gelmiyor. Bak ne bu biliyor musun? Ağzımda acılı İskender varken daha bitirmeden baklavayı ağzıma atmışım, onlar karışmış gibi. Acı İskender diye bir şey yok. acı bir şey. Nasıl biliyor musun? Tabakta şey karışır ya abi. Evet. Ustam ne yaptın ustam? Usta. Abi evet. Acayip acısı var. Sevgili usta. Bizden ne istedin ya? Bir inceden şöyle bir pul biber serpseydin ya. Acı seçmiş. Usta iyi acı seçmiş. Hiç acıdan sen terlemeye başladın. Evet şu anda. Burada usta demek istemiyor bir şeyler? Sonra söylersin. Diyeceklerini sonra söylersin. Of. Valla acı bir şey söyleyeceğim. Bence şu sütten atalım da acıyı alsın. Araya ben evet ya. Demedim. Bence şu sütten atalım biraz. Evet evet. Bunlardan şundan biraz yiyelim ya. Evet. Evet arkadaşlar bundan yemek zorundayız. Sütlüyor bile. Ben de yemek zorundayım. Ya bu güzel. Bu bence dünyanın en güzel tatlısı olabilir. Bir dakika, şunu yiyin de arkadaşlar gösterelim bu yediğimiz şey şu an. Sütlü. Bu sütlü kadayıf. Sütlü kadayıf bayağı iyiymiş. Nuriye değil, ilk defa kadayıfını gördüm, çok iyi. Yani normalde de iyidir herhalde ama şu an ekstra geldi çünkü acıdan sonra acı bu baklava olmuyor. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Meyifciğim hepsini bitiriyorduk da o yüzden... Oğlum ben yarısı dedim sen... Dur. Bak! İyi de bunu söyleyen sensin, o yüzden dedim. Sanırım bitiremeyeceğiz. Biz bir tabakla temizleyelim, geri geleceğiz. Evet, sırada karpuzla devam ediyoruz. Davut az önce bize ben birazdan bayılabilirim dedi. Abi daha dur, daha yeni başladık ya. Bunları yaparken iyi. Öyle şöyle karpuz ne olmuş karpuz? Yumuşamış karpuz. Karpuzunda biliyorsunuz. Oha. Oha içinden çekirdek çıktı. Aynen, çekirdekle birlikte düştü. Şurada içinden çekirdek çıktı. Çekirdeği var. Doğallığa önem veriyor. Doğallığa önem veriyor. Bunlar ne zaman yapıldı bu arada? Bu baklava. Dün gece yapıldı hepsi. Dün gece yani. Dün gece. Evet. Vay be. Taze. Vay be. Şuna bak ya. Bildiğin kırmızı duruyor yani. Şimdi karpuz var. Bakalım. Karpuzlu baklava nasıl olacak? Bir şey kıvamı var. Gerçekten sütlü nuriye kıvamında şu var. An.
ben iddialı olacağını düşünüyorum inşallah. Ben çok emin değilim bu tattan. Çok güzel. Bak bir şey diyeceğim. Az önceki biberle harbi baklava böyle yiyormuş gibi tadı vardı, tamam mı? Bu daha çok... Şekli şeyi falan çok iyiydi. Ama bu öyle bir karpuz yaydırmış ki... Su böreği bu. Islak su böreği. Yani ne bileyim şey... Islak hamburger gibi bir şey olmuş. Islak hamburger gibi olmuş. Karpuzlu bir de. Biz sonuç şuna varacağız bence yani. En iyi baklava, en güzel baklava bizim baklavamız. Hiç böyle şeyle evet. Gerek yok, varacağız ama daha ben, oraya... Yani bakalım. Bak, ben portakaldan ümitliyim ama, biliyor musun? Bir dakika, karpuzu ne düşünüyorsun? Karpuz oldu mu sence? Yok, ben beğenmedim. Acılı daha güzeldi. Acılı bile o kadar. Acılı bile yani daha güzel olabilir. Evet, acılı daha. Ya bu çünkü yumuşamış, o yüzden baklava aynen. Formu da yoktur bunun bence. Şu an midemi hissetmiyorum mesela. Daha dur. Daha kaç tane daha var? Daha arkadaşlar birazdan toplayıp tekrar geleceğiz. Sırada naneli var. Naneli mi? Vallahi ben biraz ümitliyim, yalan söyleyeyim. Sen? Ben baklavalardan çok. Kimden mi? Ya işte dediğim gibi acı biberle biraz güzeldi. Belki evet naneli güzel olabilir. Siz? Ben portakaldan biraz böyle bir tık ümitliyim. Tamam. Nane... Siz? Ben de muzudan ümitliyim. O zaman naneli bir yiyelim önce. Oh. Görseller hepsi çok güzel ama bu arada. Görseller güzel. Evet. Yumuşamış demeyin ya. Of. Yumuşamış vallahi, mı burada? Vallahi yumuşamış. Ama bu niye yumuşamış ki? Niye yumuşamış mı? Olmamış. Şey oluyor demek. Bu gerçek nane. İçinde gerçek nane parçaları var. Bir dakika ben de alamadım ya bir saniye. Keşke toz olsaydı yani. Aldık mı? Bir dakika ben de alamadım. Şöyle bir alayım. Ispanağa benziyor. Bak, nanenin sapı. Ay bak. O ne? Sapı. Nanenin sapı mı var? Aa, bir dakika. Ya bak bitkinin sapı var. O tutabilir diye. Tutabilir. Hop yapacaksın ağzı. Ağzı. Hemen. Ah be kaçırdın onu beni. Evet ya kaçırdın gerçekten. Ama böyle bir fresh nane geliyor yani. Bayağı fresh. Hmm. Fena değil ya. Ne diyorsun ya? Valla fena değil. Ya yani bence fena değil. Ispanak böreği gibi duruyor. Okuyalım. Bunun karpuzu falan biraz da bence... Biraz fresh bir tadı abi var. Abi yapma ya. Abi. Şey gibi, nane limon içiyormuşum gibi şeyle beraber karpuzu. Hasta olmuşsun da. Bir şey söyle bu duruma. Normal değil de bir şey de. Ben konuşamıyorum abi şu anda. Bir de Davut'un çok fazla tatlıyla arası yokmuş. Ha iyi, seni tuttuk buraya tam şu, şeker bulmasını. Hem bak bizim tatlıyla arası olmayan adama nasıl tatlılar yetiyoruz yani. Arkadaşlar bu naneli baklava... Ya içi şey gibi, şöyle göstereyim böyle börek gibi oldu. Sanki ıspanaklı börek gibi evet, gözüküyor. Evet. Sen okuyor musun? Sen yok, beğendin mi naneli? Yok, başta bir şey geldi de sonradan değiştirdim ben. Acı biberden daha kötü bu. Kötü. Acı biberim çünkü bir şeyi vardı, bileyim. Ben acı biberim, mum ağrıyorum şu an karpuzda naneden sonra. Evet ya, acı biberli en azından baklavaydı. Evet. Kıtır ağzına geldi. Abi, usta söylersen acı biberi biraz azaltsa okey yani de. Bunlar değil ya. Biz bir toplu imam edam edelim. Bak sırada pastalarla çok güzel giden bir şey var. Biliyorsunuz pasta, doğum gün pastalarında bazıları... Muz iyidir ya. Muz iyidir. Ama muz pasta işte. Yani bu baklava. Muz yani. Muz çikolatayla iyi oluyor. Başta vanilyayla iyi oluyor ama bu şerbetli bir tatlı. Fıstıklı baklava yani. Yani. Bunda çok. Ama hiç belli olmaz. Bence muz güzel olabilir ya. Şey hani muz. Böyle şöbiyet gibi şöbiyetin içine bir şey koyarlar ya. Ha. Ne koyarlar? Kaymak gibi bir şey böyle koyarlar. Ama o bu kaymak da... işte bu muz. Hadi bakalım Serhat. İnatla bak. Neyse şöyle bir muzlu baklava bilirsen. Şöyle ben bir tane alayım şuradan. Bu benim de. Hadi bakalım. Bir çatal alabilir miyiz oradan? Hiç olmadı, evet. Ver abi. Evet. Teşekkürler Emre Bey. Evet. Teşekkür ederiz. Fena baklava görünmüyor. Baklava formunda gözüküyor hala. Evet, hala evet. Arkadaşlar şey gibi değil. O karpuz çok mesela o formdan çıkmıştı. Evet. Baklava hala. Doğru da şey yapalım. Buyurun. Alper'cim. Aslında muzu baştan kızartıp yapsa... Ben de sana tarif veriyorum. Olur mu? Büyük. Tabii ustayı verelim. Büyüksün şef. Vallahi ya. Bir dakika bir Alper gel. Ha. Al bak çıtır çıtır bak. Çıtır mı? Çıtır çıtır ama. Aşağıda gidiyor yine. Ama muz ne kadar çıtır olabilir ki? Yok çıtır çıtır değil muz olduğu için. Ha. Ben bunu... Bu fena değil gibi ya. Ya bakmadan yiyince güzel olabilir. Ben yiyorum. Okey abi.
Yani. En iyisi buydu herhalde. En iyisi. Yani bir çıtal daha alabilirim, bir tane daha var değil mi? Bak. Yok bu. Okey. Bunu aslında markete koy bence. Muzlu mu? Muzlu, he akar ya. Muzlu olabilir ya. Muzlu vallahi, olabilir, muzlu olabilir. Olabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bir de şerbet yerine çikolata dökeceğiz, tamam mı? Aslında biraz daha çalışırsa çok daha güzel evet. Olabilir. Aynen. Biz muzda potansiyel gördük, biz bunu hakkını almak istiyoruz. Muzlu baklavalı. Yani güzel de usta her şeye çok fazla koymuş. Yani ne? Muz hakikaten eline... Keşke bol olsun. Keşke üstüne gidiyorum buraya. Hayır böyle az koysa hastayı. Hayır çok muz var içinde, tamam mı? Yani tamam tadı alalım diye böyle ya. Hakikaten muzlu olsun diye yapmış. Adam bize torpil geçmiş. Torpil şey geçmiş yapmış. Ama yani baklava formunu biraz bozmuş yani. Ay paşam. Yap da yiyelim ben. Ya muzlu baklava yiyorsun Allah aşkına. Ama dünyada ilk yani bunlar. Yap da yiyelim yani. Dünyada ilk defa muzlu baklava. Şimdi muzlu baklavaya herkes onay verdi mi? Yani olur. Vallahi olur, güzel. Olur. Biraz daha Ar-Ge ile biraz daha böyle kameri tarifini biraz daha cümle ekle. Olur. O zaman biz bir toparlanalım. Portakal devam edeceğiz. Son baklavamız olacak zaten. Geldik son baklavamıza. Son baklavamız da portakallı. Alper sen bunu çok merak ediyordun galiba. Ben evet çok sen merak ediyorum. Sen daha fazla yiyebilirsin istersen bundan abi. Yani beğenirse. Ben portakaldan bir ürktüm ya. Harbi mi? Allah Allah. Niye ki? Niye bir şey yok arkadaşlar. Portakal. Bak göstereceğim. Bu arada usta her zamanki gibi yine... Sağ olsun bol bol bak. Ay çok bir şey olur mu? Alacak ya. Bir şey olur. Oldu kadar. Bak burada bayağı gerçek portakal parçacıkları gerçek var. Gerçek portakal parçacığı hiçbir yerde olmaz. Gerçek portakal benim. Ya pardon senin de özür dilerim. Takla attırmışım. Hatta gerçek portakalın kendisi var yani. Portakal. Hadi. Portakalı soydum. Şimdi arkadaşlar son baklavamız olan portakallıyı tadıyoruz. Son aynen. Oh mis gibi portakal bahçesileri kokuyor. Çok güzel kokuyor. Orası ayrı. Mükemmel. Okey bence. Güzel. Ben bence okey. Ben portakal sevmiyorum. Yummy yummy hatta. Yummy. Yani. Yani mi? Okay. Yani değil. Yummy yummy. Portakal seven için bence okey. Ben portakal sevmiyorum. Sen beğendin mi? Bana biraz yoğun geldi. Bence muzludan bile iyi. Bence de. En iyisi bence. Sizce? Ben şu ana kadar en çok portakallıyı beğendim. Ben acı biberliyi çok sevdim yani. Oğlum nasıl sevdin ya? Acısı az olsa vallahi acı biberli olabilirmiş ha. Ya arkadaşlar demokratik bir sıra yapacak olsak sonra... arkadaşımız portakallıyı çok sevdi. Aynen. Sonra muzlu gelirdi. Muzlu herhalde popüler. Sonra biberli gelirdi. Sonra karpuzlu naneliydi artık bilmiyorum hangisi daha iyi. Karpuzlu fenaydı ya. Naneli daha iyiydi. Biz de normalde şöyle bir şey yapıyoruz tatma videolarımızda. Oo. Şimdi buradan herkes inşallah herkes tadıyor. Sonra birer tane kart seçiyoruz. Bak şurada 1 2 3 4 5 kartları var. Kim en küçüğü yani biri seçerse diğer kardeşleri ona hangisinden yemesi gerektiğini söylüyor. Bir tane yiyor. Artık söyledik zaten. Artık zaten naneli ben yediririm herhalde bu saatte. Ya da karpuz ya da biber de olabilir bilmiyorum. Bir tane hepsini bitirmemiz lazım değil mi? Yok bir tane. Yine aynı tane, şekilde. Bir tane seçeceğiz sadece bir tane. Hepsini yiyecek. Öyle öyle. Gilesi öyle. Bir arada baklavasını halı saha falan mı yapsak? Aynen. Bunlarla. Evet hepsini yemesi lazım bence. Bir tepsi. Abi. Abi bir şey diyeceğim. Bence bir tepsi Melih yemesi lazım. Bak ne zaman bunu yapmışsak hep bir bende ya. Hep Melih bir bende ya. Melih acayip bir şey yani. Şimdi ne yiyorsun? Abi bence karpuzlu yesin. Karpuzlu yesin ya. Karpuzlu çok kötüydü ya. Karpuz. Ben de karpuzlu yiyorum. Karpuzlu iyidir. Hadi bitene kadar. Ya baklava yerken üzülmek diye bir şey varmış ya. Ben bunu bugün öğrendim. Hepsini ağzına atabilir misin? Siz arkadaş teşekkür edin kapatın videoyu. Ben böyle... Abi gerçekten usta hiç... Ay, baksana şuraya ya. Hiç acımamış. Ustamızın yanında ellerine sağlık. Usta eline sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadı. Yaptı bu arada. Davut'a da çok teşekkür ediyoruz. Bol bol koymuş diye biz sistemimiz ona. Yoksa teşekkür ederiz. Yoksa görüntü şey süper yani. O üst kısımları tadını alıyorsun baklavanın altı indikçe böyle karpuz, nane geliyor. Evet. Biz çok beğendik. Davut'a çok teşekkür ediyoruz. Baklava.market web adresi oradan girip baklava sipariş edebiliyorsun. Bunlar yok, bunlar bize özeldi. Bizim de güzelleri var evet. Çok. Görüşürüz arkadaşlar.